yarın da gözümüz dedik. Siz yarından bir umudunuz var mı? Sizce bir rakam konuşulur mu? Bu umut veren bir rakam mı olur? Sayın Bakan dedi ki dengeli bir çözüm için çalışıyoruz. Sizce bu dengeden kastı neydi? Aslında burada dengeden kastı hem hani Sözcü gazetesindeki haberden bahsettiniz siz, asgari ücret enflasyona sebep olmuyor, bunun ispatı dediniz ama hala ekonomi yönetimi içerisinde insanların, bordrolu çalışanların maaşlarına gelen zam yüzünden enflasyon artıyor görüşü hakim durumda. Bu yüzden hem işvereni mutlu edecek hem de çalışanı da enflasyona ezdirmeyecek bir rakam üzerinde çalışıyoruz diyorlar. Ama ortada dolaşan rakamlara baktığımız zaman işveren tarafı belki mutlu olabilir ama işçi tarafından hiç de umut vaat eden rakamlar ortada dolaşmıyor. Bu rakam ne olabilir? Muhtemelen ben bu rakamın zaten belli olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardan beri asgari ücret komisyonunun toplanmasında buradan bir karar çıktığına inanan kitlede değilim en azından. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş bir rakam üzerinde imza atılacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii kanunen bu komisyonun da toplanması gerektiği için bir görüşme sağlanıyor. Sayın Bakan'a da bu sorulduğunda aslında o da öyle dedi. Söylememiz doğru olmaz çünkü buna biz karar vermiyoruz, komisyon karar veriyor dedi. Evet, keşke komisyon karar veriyor olsaydı. Ben aslında olaya buradan dikkat çekmek istedim. Komisyon biraz daha karar veriyor olsaydı ne olurdu? Aksi durumda komisyon, ne bekliyorsunuz? Komisyon şu şekilde çalışıyor. Hem işveren tarafından hem de işçi tarafından eşit sayıda temsilci buraya katılıyor. Artık hepimiz bu konuya hakimiz. Bir de hükümet yetkilisi bulunuyor. Hükümet yetkilisi aslında burada biraz daha hakim durumunda olması gerekiyor. Yani orta yolu bulan taraf durumunda olması gerekiyor. Ancak ne yazık ki böyle olmuyor. Biraz daha hükümetin dediği oluyor gibi gözüküyor. İşveren tarafından da işçi tarafından da temsilcilerin dediğinden ziyade hükümet yetkilisinin, Çalışma Bakanlığı'nın söylediği rakam hakim oluyor. Olsaydı, gerçekten usulüne uygun yürüyen bir durum olsaydı tabii ki işçi sendikaları işçilerin yaşadığı sıkıntıları daha net masaya yatırdığı zaman işveren tarafıyla en azından emeklerinin kiralanması süreci, ki ben iktisadi anlamda ücreti şu şekilde tanımlıyorum. Kitabi bir bilgi olarak da bunu söyleyeyim. Bakın, ücret dediğiniz aslında işçinin emeğini işverene belli bir sürede kiraladığı bir bedeldir. Yani aslında bir sermaye ile yapılan bir ortaklıktan bahsediyoruz. Ama bunu ne yazık ki işçi kendi emeğini kiralarken bunun bedelini kendi belirleyemiyor. Hükümet belirliyor. Olması gereken, olacak olan arasında uçurum var. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi %75 de ortaya atılıyor. Ben sizle yaptığımız yayınlarda da özellikle daha önce söyledim. Bugün %200 de yapsanız, %500 de yapsanız enflasyonu engellemediğiniz hiçbir ortamda işçinin yüzünü güldüremeyeceksiniz. Enflasyon bu seviyelerde devam ettiği sürece siz yaptığınız zamları zaten insanların cebine girmeden yedirmek zorunda kalıyorsunuz. Ortadan buharlaşıp uçuyor. Ekonomi yönetimine yıllardır çağrıda bulunuyoruz. Enflasyonun sebebini doğru analiz edelim, doğru tespit edelim. Evet, Sözcü gazetesinde böyle bir haber çıktı ama diğer tarafta başka kanallarda ayrı kanallar çıkıyor. Ama hiç kimse şu an Türkiye'de enflasyonun gerçek sebepleri üzerinde yoğunlaşmıyor. Türkiye ne yazık ki 3 farklı enflasyon tipiyle mücadele ediyor. Bunların en temelinde ne yazık ki maliyet enflasyonu var. Pandemi zamanını hatırlayalım. Faizler birdenbire aşağı gelmişti. Dolar kurunda sıçrama olmuştu. Herkes ne dedi? Dolar fırladıkça enflasyon yükseliyor. Doları frenletelim. Bakın, dolar sabit duruyor ama enflasyon yüksek. Niye? Bu sefer de doları frenletmek için uyguladığınız yöntem devreye giriyor. Burada ne uygulandı? Yüksek faiz veriliyor. Bu da bütçenin üzerinde büyük bir yük. Şu an çok yüksek bir faiz var. Dolar sabit ama enflasyon hızla ilerlemeye devam ediyor. Biz hala asgari ücretliye kaç lira zam yapılacak ki enflasyon düşük kalsın diyoruz. Ne yazık ki şunu ifade edelim. Bordrolu çalışanların aldığı maaş enflasyona olumsuz etki etmez. Aksine piyasayı canlandırır. İnsanları harcama yapabilir konuma getirirseniz piyasa canlanacak anlamına gelir, bu alışveriş yapabilir hale gelirlerse. Ya da tasarruf edeceklerdir. Bu tasarruflarını bankada biriktireceklerdir. Bu bankada biriken tasarruflar da yatırımcılara kredi olarak sağlanabilir. Şu anda ne yazık ki bütçe açığı Türkiye'nin en büyük problemi. Bu bütçe açığının sebebi içerisinde de şu anda da biz ne yazık ki yüksek vergileri görüyoruz. Türkiye'de bugün enflasyonun temel sebebi şu an içinde bulunduğumuz dönemde yüksek vergilerdir. Bu vergi uygulamasını daha vicdani boyutlara getirirse ekonomi yönetimi, biz asgari ücretliye, emekliye ne kadar zam yapılırsa enflasyon olur diye tartışmayız. Bu ekonomi tarafından en temel gösterge.
Olayın ikinci tarafı var. İnsanlara gerçekten yasalara uygun bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Bir bireyin bir ay boyunca yaşayabileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tutarı konuşuyoruz şu anda. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tartışma yok. Bunu Sayın Bakan da itiraf etti. Türkiye'deki iş gücünün yarısı neden asgari ücretle çalışıyor? Buna neden önlem alınmıyor? İşverene bu konuda neden baskı yapılmıyor? Bunun bir açıklaması yapılması gerekiyor. Ben bir işverenim aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Bir işveren olarak konuşuyorum. Bakın, biz genç insanları alıp yetiştiremiyoruz. Çünkü gerçekten evet, bir kişinin cebine koyduğunuz para 17 bin 2 lira diyoruz ama işverene maliyeti bunun 25 bin lira 30 bin lira arasında. Yetiştirmek için aldığınız ve sizin iş yerinize hiçbir katkısı olmayan bir kişiye veriyorsunuz bu parayı. Ama diğer taraftan dönüyoruz konuşmaya başladığımız zaman, 10 yıllık çalışana da asgari ücreti veren işverenler olması yüzünden ne yazık ki genç insanlar iş bulamıyor. Mehmet Şimşek son günlerde yaptığı açıklamada şunu dedi: İşsizlik oranını, genç işsizlik oranını aşağı çektik. %16,5'lara çektik diyor. Bakın, korkunç bir rakam, %16,5'lara çektik diyor. Genç insanları siz işe alıp da yetiştiremez iseniz sonuç nereye gidecek? Burada asgari ücretle ilgili demek ki bizim temel yasal düzenlemeleri yapıp bunun bir staj ücreti olduğunu işverene kabul ettirmemiz gerekiyor. Bunu kabul ettirmediğimiz sürece biz her yıl hep birlikte bu ekranlarda bunu tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Evet, başlangıç ücreti değil, ortalama ücret halinde. Hayri Hoca da, Hayri Kozanoğlu da işsizlikteki sıçramayla birlikte bu dengeler daha da bozulur demiş hatta. Evet, piyasada alt üst ediyorsunuz. Olayın o kadar çok boyutu var ki İrem Hanım, yani Suriyelilerden tutun da asgari ücretin genele yayılmış bir politika olmasına varana kadar pek çok konuda ne yazık ki bir mağduriyet, Türkiye'nin kimyası bozulmuş bir durumda. Suriyeliler demişken çok kısaca, başlıklarımız arasında yok ama çok kısaca fikrinizi de almak isterim. Sizce ekonomiye etkisi yakın vadede olur mu? Dün Sayın Yerlikaya paylaştı, Suriyeli sayısı ülkesine dönen 1847 dedi. Yani şimdilik 1847 ama çok fazla bir sayı olmadığını görüyoruz. Bu sayıların ekonomiye bir etkisi var mı? Yoksa etkisi olması için çok daha büyük sayılar mı olması gerekir? Çok daha büyük sayılar olması gerekiyor. En az %50'sinin gitmesi gerekiyor. Birincisi bu. %50'sinin gitmesi gerekiyor ve şunu da aktarayım ben. Burada en önemli durum şu: ne yazık ki geçmişte uygulanan yanlış göçmen politikası yüzünden Türkiye'nin üretimi Suriyelilerin çok fazla iştirak ettiği bir konuma geldi. O yüzden bu gidişin kesinlikle ve kesinlikle kademeli olması gerekiyor ki burada onların yerine Türk işçilerin istihdam edilebileceği bir süreç olması gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten üretim sekteye uğrayabilir. O yüzden bu kademenin sağlanması gerekiyor. En az %50'sinin gitmesi gerekiyor. Ve bunun ekonomimize etki etmesi için de 1-2 yıllık bir süreç olacak. Ben konunun ilk başında şuna dikkat çektim. Türkiye'deki enflasyonun birden fazla sebebi var. Bence en ürkütücü olanı, en yanlış olanı da fırsat ekonomisi, fırsat enflasyonu. Şu anda siz ev sahiplerinin Suriyeliler gittikten sonra 30 bin liraya kiraladığı bir evi 10 bin liraya birdenbire düşüreceğine inanmayacaksınızdır. Hiç kimse inanmayacaktır. Belli bir süre için 30 bin lira seviyesinde evlerini kiraya vermek için direneceklerdir. O yüzden en azından bir yıllık bir süre geçmesi gerekiyor ki piyasanın birazcık yerine oturması için. Ama uzun zamandan beri çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'de hem iş gücü için hem talep enflasyonu için hem Türkiye'deki diğer sorunlar için ithal nüfusun bir an önce gönderilmesi gerekiyor diye. Şu an 1800-2000 rakamları komik rakamlar. Zira sayısını bilmediğimiz milyonlarca yabancı, sadece Suriyeli değil, pek çok ülkeden Türkiye'ye giriş yapmış ve burada yerleşmiş bir durumda. Bunların en az yarısının bir an evvel gönderilmesi gerekiyor, zorlanması gerekiyor gitmesi için.